İzmir'den iyi akşamlar. 7 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. 9 gün sonra hep birlikte sandık başına gideceğiz. Siyasilerin de bu aşamada trafiği hızlandı. Bir taraftan iç politika, diğer taraftan dış politika. Dış politikada da hareketli günler, hareketli saatler yaşanıyor. Bugün İzmir'e gelen ve partisi adına çeşitli bölgelerde seçim çalışması yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yayın konuğumuz. Onunla hem iç politika hem de dış politika konularında ki sorularımız var. Onları konuşacağız ve bu sorularla ilgili de yanıtlarını merakla bekliyoruz açıkçası. Sayın Çavuşoğlu, öncelikli olarak İzmir'e ve yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Seçim çalışmalarına katıldınız. Hep programların başında bunu soruyorum mutlaka. Nasıl buluyorsunuz atmosferi? Çünkü yıllardır seçim haberleri yapıyoruz. Bu bölgede çalışıyoruz. Geçen seçimlere göre sanki biraz daha tansiyon seçmen bazında düşükmüş gibi görünüyor. Siz ne dersiniz? Doğru. Seçmen bazında tansiyonu düşük görüyoruz. Ama heyecan da var. Ciddi bir heyecan var. Sokaklara çıktığımız zaman halkın büyük bir ilgisi var. Desteklerini belirtiyorlar. Bugün İzmir'de esnaf gezisi de yaptım. Bornova'da aynı şekilde esnaflara uğradık. Bazı yerlerde durduk, çay içtik. Ondan sonra Yörük Türkmen Derneği'nde oturduk. Halkımız geldi, bizimle sohbet etti. Karşıyaka'da Kemalpaşa Caddesi'nde bir yürüyüş yaptık. Ciddi bir heyecan var, hareketlilik var. Mitinglerde de aynı şekilde canlılık var. Yani AK Parti mitinglerine baktığımız zaman Sayın Başbakanımızın yaptığı mitinglerde çok ciddi canlılık var. Ama tansiyon şey değil, yüksek değil halk nezdinde. Gerginlik fazla yok. Böyle de olması lazım aslında. Esasen seçimlerde retorik yerine halkın önüne projelerle gitmek lazım. Ama gerçekçi projelerle, öyle halkla alay eder gibi hiç yapılamayacak şeyler, işte öteki 5 veriyorsa ben 10 veriyorum anlayışıyla olmaması lazım. Gerçekten Türkiye'nin önümüzdeki yıllarında 2023 hedefleri, ondan sonra 20 yıllık olur, 30 yıllık olur, 5 yıllık olur. Gerçekçi hedeflerle çıktığımız zaman ve bunlar tartışılması lazım. Aksi takdirde retoriklere takılıp kaldığımız zaman halka da doğru bilgiler veremiyoruz işin doğrusu. Ama biz hep son 14 yılda tüm seçimlerde gerçekçi hedeflerle, politikalarla çıkıyoruz, anlatıyoruz. Yaptıklarımızı ve yapmakta olduklarımızı anlatıyoruz. Halkın da bu hoşuna gidiyor. Yani AK Parti'ye milletin oy vermesinin sebebi de AK Parti milleti ciddiye alıyor. Milletin önüne projelerle çıkıyor ve samimi bir şekilde olmayacak şeye de olmaz diyor, yapamayacağız diyor. Mesela 2002 yılında biz seçime giderken Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızdı. Bizden 3 yıl hiçbir şey beklemeyin dedi. Halk bunu anladı. Yani samimiyetle bunu söylediğini anladı ve destek verdi. Yine iktidara getirdi. Yani retorikten mümkün olduğu kadar uzak durduğumuz zaman bu halka da yansıyor. Anladım. Peki alanlara baktığımızda, özellikle düzenlenen mitinglerde, muhalefet partilerinin düzenlediği mitinglerde eleştiri oklarından bir bölümü de size yönelik, sizin bakanlığınıza yönelik. Nedir o? Sıfır problem olayı. Ve eleştirilerde de sıfır problemle iktidara gelindi. Ancak etrafımıza baktığımızda bütün ülkelerle problemimiz var, eleştirileri var. Siz ne diyorsunuz buna? Ben buna katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Bir kere sıfır sorunlu dış politika anlayışı Sayın Başbakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde, Sayın Başbakanımızın Dışişleri Bakanlığı döneminde Türk dış politikasının hedeflerini belirleyen bir ilkedir. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk de Cumhuriyetimizi kurarken ne demiş? Yurtta sulh, cihanda sulh demiş. Bu her zaman yurtta sulh olduğu anlamına gelmez. Dışarıda da problemsiz bir dış politika izlediğimiz anlamına da gelmez. Kıbrıs'a müdahale etmek durumunda kaldık örneğin. Neden? Kıbrıs halkı katlediliyordu. Ondan müdahale etmek durumunda kaldık. Başka ülkelerle de gerginlik oldu. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün komşularla sıfır sorunu dış politikada bazı aksaklıklar olsa da, bazı ülkelerle ilişkilerimiz iyi olmasa da bunun sorumlusu biz değiliz. Ermenistan'la ilişkilerimizin kötü olmasının sebebi biz miyiz? Eskiden beri. Bizim şartlarımız yok mu? Azerbaycan topraklarını biz mi işgal ettik? Tarihi tek hafızayla çarpıtarak Türkiye aleyhine kullanmaya çalışan Ermenistan değil mi? Karabağ problemini devam ettiren Ermenistan değil mi? Şimdi bu sorumlusu biz miyiz? Peki Suriye'ye gelelim. Suriye yönetilen bir ülke mi bugün? Yönetilemeyen bir ülke. Kimle sorunsuz dış politika izleyeceksiniz? DAEŞ terör örgütüyle mi?
diğer terör örgütleriyle mi? 200 binden fazla insanı bizzat öldüren bir rejimle mi sıfır sorunsuz dış politika izleyeceksiniz? Bu mümkün mü? Peki bu sorunun sebebi biz miyiz? Arap Baharı'nı başlatan Türkiye mi? Arap Baharı'nın Suriye'ye gelmesine ve diğer ülkelere geçmesinin sebebi biz miyiz? Biz mi öne yak olmuşuz? Biz tam tersi bu sorunlar olmasın diye çok uğraştık. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken, başbakanımız dışişleri bakanıyken, başbakanımız kaç defa gitti oraya? Irak'a gelelim. Irak'taki Maliki rejiminin Irak'ı nereye götüreceğini biz 4 sene önce söyledik. Bu rejimin de Suriye'den nereye götüreceğini söyledik. Peki Irak'ta şimdi yönetim değişti, daha kapsayıcı bir yönetim. İlk desteği biz vermedik mi Türkiye olarak? Beyaz sayfa açtık. Karşılıklı ziyaretler. Caferi geldi ilk önce benim misafirim olarak. Başbakanımız gitti Bağdat'a ve Irak'ın her yerine. Sonra Ebadi geldi. İkinci yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantımızı yaptık. Sonra Irak Cumhurbaşkanı geldi. Her türlü destek veriyoruz. Bağdat'a, Erbil'e, onlara DAEŞ'e karşı destekliyoruz. Şimdi Musul ulusal muhafızlarını da eğitmeye başladık. Yani demek ki bizden kaynaklanmıyor. Oradan kaynaklanan bir rejim. Şimdi Libya'ya bakıyorsun. İki tane meclis var, iki yönetim var. Biz diyoruz ki bir araya gelin, ulusal birlik hükümeti kurun diyoruz. Kötü bir şey mi söylüyoruz? Aynı şey, yani sonuçta komşulara baktığımız zaman bizden kaynaklanan, komşularımıza yönelik bizden kaynaklanan bir sorun yok. Yunanistan'la bile o kadar sorunumuz var. Ege adaları üzerinde, özellikle Ege üzerinde, kıta sahanlığı, karasular. Biz Yunanistan'la en son Kochias'ın Ankara ve İstanbul ziyaretinde bile 9 maddelik bir anlaşmaya vardık. Bugüne kadar son 3 yıl 3 toplantıda, yüksek düzeyli işbirliği toplantılarında 50'den fazla anlaşma imzaladık. Ve istikşafi görüşmelerle bu var olan sorunları herhangi bir gerginliğe yol açmadan güven arttırıcı adımlarla çözmeye çalışıyoruz. Bu görüşmeler de devam ediyor. Şu andaki hükümete de destek veriyoruz. Yani etrafımıza bakın. İran'la bizim normalde hiçbir sorunumuz yok. Ama şimdi İran'la hiç sıfır sorunlu yaşamak istiyoruz. O yüzden de İran'ın bölgedeki mezhepsel politikalarına ses çıkarmayacağız. Bu gerçekçi bir şey mi? Bu doğru bir şey değil. Yani İran burada İran'ın mezhepçi politikası bölgenin istikrarı için bir tehdit. Bunu yüzlerine de söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 7 Nisan'da Tahran ziyaretimizde açıkça söyledi. Dost olarak söyledik. Ben de 2 gün önce Caferi ile de söyledim. Diyalog yoluyla, barış yoluyla bunları çözelim. Mezhepçilik çok en büyük. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bunun altını çizdik. Yani biz Türkiye olarak doğruları söylemeye çalışıyoruz. Tutarlıyız. İlkesel politika izliyoruz. Ve şu andaki bazı ülkelerle yaşanan sorunların da sebebi biz değiliz. Biz gidip de hiçbir ülkeye yönelik negatif bir politika izlemedik. İzlemeyiz. Dolayısıyla seçim zamanında bu retorik yükseliyor. Bundan 2007 seçimlerinde, 2004 seçimlerinde yani 8-9 sene önce de Kıbrıs'ı sattınız diyorlardı. Şimdi diyorlar mı? Yani her seçimde böyle bir retorik yaratıyorlar. İktidarı nasıl yıpratabiliriz? Ama halk bunu görüyor. Bu tür şeyler prim yapmıyor. Biraz önce onu söyledim. Bunlar yerine dış politikada sen bana yol göster. Şu şöyle olursaydı daha iyi olurdu. Ben Dışişleri Bakanı olarak bunu dikkate alayım. Varsa eksiğim söyle ama sen direkt retorik olarak saldırmaya başladığın zaman zaten bunu kimse dinlemiyor. Ben de dikkate almıyorum. Peki Suriye'yle başladınız. Onun Suriye'yle devam edelim. Suriye Deli Sabah'a verdiğiniz bir röportaj var. Röportajda Suriye muhalefetine hava desteği verilmesi konusunda Washington'la anlaştığınızı söylemiştiniz. Uçuşa yasak ve güvenli bölgeler talebiniz var. Yine bu aşamada baktığınızda. Türkiye bunu nasıl yapacak? Örneğin Türk savaş uçakları Suriye hava sahasında uçabilecekler mi? Bir de artık Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin pozisyonuna gelmeye başladı diyebilir miyiz? Şimdi orada galiba bir yanlış anlaşılma oldu. Bizim başından beri söylediğimiz şu. Aid donat konusunda ABD ile birlikte karar veriyoruz, birlikte uyguluyoruz. Daha sonra Brüksel ziyaretinde ve dönüşte de bazı gazetecilerle biliyorsunuz mülakatımız oldu. Evet. En son Londra, Hollanda ziyaretimde de arkadaşlarla da mülakat yaptım. Onları da okudunuz mu bilmiyorum. Burada aid donat konusunda birlikte karar veriyoruz. Ve aid donat başladı artık. Bundan sonraki ikinci aşama nedir? Bu eğitilip donatılan insanlar nereden girecek? Girdiği zaman güvenli bir bölge olacak mı? Bunların korunması nasıl sağlanacak? Bunlara danışmanlık yapılacak mı? Yani
bu tür destekler verilecek mi? Danışmanlık desteği verilecek mi? Bunları da ekiplerimiz konuşuyor. Daha o aşamaya gelmedik. Birlikte karar veriyoruz ama bunların da biz bunların olması gerektiğini söylüyoruz. Şimdi eğittiniz, donattınız. Örneğin DAEŞ'in olduğu bir bölgeden içeri girdiler. Direkt DAEŞ'le çatışmaya girdiler. Şimdi güvenli bir bölgeye girip önce kendi konumlarını alması lazım DAEŞ'le mücadele edebilmesi için. DAEŞ'in kontrol ettiği yerden girmesi mümkün mü? Örnek veriyorum. Aynı şekilde bunlar şimdi havada, rejim geldi bunları bombaladı havadan. Eğittiniz, donattınız, gönderdiniz. Ben asker değilim, teknik bir insan değilim ama mantıklı konuşuyoruz şimdi. Askerle, istihbaratla, tüm birimlerimizle zaten işbirliği yapıyoruz, sürekli istişaremiz var. Bu insanları geldi, rejim bombaladı. Bunları eğittiniz, donattınız, gönderdiniz, rejim yok etti. O zaman bunlara havadan korunma sağlanması gerekmez mi? Yani bu konuları askerlerimiz nereden girecek, nasıl olacak, güvenli bölge, neresi güvenli bölge? Yani burada daha önce bizim önerdiğimiz, yani Suriye'de bir siyasi çözüm olabilmesi için, kapsamlı bir strateji için biz biliyorsunuz güvenli bölge önerdik. Bu söylediğimiz Eğit Donat programına katılan insanlar için güvenli bölgeler. Ama diğeri Suriye'nin işte belli bir çizginin üzerinde oluşturulacak güvenli bölgeydi. Bunun içinde askeri bakımdan, stratejik bakımdan önemi var. Göçmenlerin, mültecilerin, yerinden edilmiş insanların oraya yerleştirilmesi, tüm hastanesiyle, okullarıyla vesaire vesaire birçok sebep de. Bir de uçuşa yasak bölge. Yani güvenli bölgeyi zaten oranın güvenliğini sağlayabilmeniz için uçuşa yasak bölge. Yani o Suriye için kapsamlı bir stratejinin parçası olarak önerdiğimiz. Ama bu bahsettiğimiz bu programa katılan insanlar için hangi bölgeden girecekler? Güvenli bölge. Ve bunlara havadan korunma sağlanacak mı? Bunlara danışmanlık desteği verilecek mi? Bunlar zaten askerlerimizin Amerika ile Türkiye'den görüştüğü, askerlerin, güvenlik güçlerin görüştüğü konular. Peki dün Eğit Donat konusunda devam edelim o zaman. Dün Amerikalı bir yetkili Eğit Donat faaliyetlerinin genişletildiğini açıkladı. Ancak bir detay vermedi. Bu genişleme neyi kapsıyor? Sayı mı arttı? Kastedilen genişletme neyi içeriyor? Yani burada kaç kişi eğiteceksiniz, donatacaksınız? Bu insanların seçimiyle ilgili birlikte karar veriyoruz. Ne kadar insan gelecek? Bunların içinde ne kadarı yeterli? Yani herkesi de getirip bu işi bu konuda eğitip donatacağınız insanların da belli vasıflara sahip olması lazım. Bunu zaten askerler kendi aralarında çalışmalarını yapıyorlar. Bu süreç başladı. Detayları da zaten tek tek detayları vermeye gerek yok. Bu askerlerin belirleyeceği bir şeyler ama bir yıl içinde 2000 civarında kişinin bu kamplarda eğitilip donatılacağı öngörülüyor yaptığımız anlaşmaya göre ve yapılan çalışmalara göre. Peki şu anda sayı verme şansımız var mı? Yani kaç kişi var şu anda? Kaç tane başladı? Kaç tanesi geldi? O davet edilen içinde kaç tanesi bunun için yeterli? Tam o rakamları, detayları askerlerimiz biliyor. Peki Reuters'le konuşan bir ABD'li yetkini IŞİD'le mücadelenin tüm boyutlarıyla ilgili görüşmeler sürüyor ama mutabakat yok diye bir açıklama yaptı. Böyle bir açıklamayı ABD'nin temkinli davranmasından mı? Ben şimdi bir askerin lazım açıklamasına göre, ona göre cevap vererek bu işi değerlendirmek istemem. Ben Dışişleri Bakanıyım. Kimin söylediği bile belli değil. Bir askeri yetkili diyor. Yani her çıkan habere göre biz değerlendirme yaparsak, buna cevap verirsek bu işin ciddiyetinden uzaklaşmak anlamına gelir. DAEŞ konusunda Amerika ile aynı düşünüyoruz. Fakat yani bir terör örgütüdür. Bu terör örgütünün yok edilmesi lazım. Çünkü her şeyden önce Türkiye için bir tehdittir. Sınırımızın hemen ötesinde bazı kapıları, diğer tarafını onlar kontrol ediyor. DAEŞ bizim için en kötü senaryodur. Yabancı terörist savaşçılar da bizden geçmeye çalışıyor. Bütün tedbirlerimize rağmen %100 başarılı olmak mümkün değil. Amerika kaç yıldır Meksika sınırında her türlü teknolojik tedbirlere rağmen %85'i başarılı oluyor kaçakçıların. Şimdi DAEŞ'le mücadele konusunda daha henüz maalesef 60'dan fazla ülke var koalisyonun içinde. Çekirdek grubun içinde 22 ülke var ve daha kapsamlı bir strateji konusunda uzlaşma yok. Farklı görüşler var. İşte 2 Haziran'da Paris'te tekrar bir araya geleceğiz 22 ülke.
hem Suriye hem DAEŞ toplantıları olacak. Yani burada DAEŞ'in yok edilmesiyle ilgili, DAEŞ'le mücadeleyle ilgili bir strateji yok. Biz bunu söylemeye çalışıyoruz. Biz başından beri söylüyoruz, bu hava saldırılarıyla DAEŞ'le mücadele edilmez, DAEŞ durdurulamaz. İşte en son Irak'ın bazı topraklarını işgal etti. Suriye'nin topraklarının %50'sini işgal ediyor. Irak'ın da topraklarının %30'unu işgal ediyor. Havadan saldırılarla DAEŞ haklı çıktık, maalesef haklı çıktık ama gerçekleri görüyoruz. Daha kapsamlı bir stratejiyle ve DAEŞ ortaya çıkan gerçek sebeplerle de mücadele etmemiz lazım. Suriye'deki rejim gibi, Irak'taki daha önceki Maliki rejimi gibi. Bu konulara da eğilmezsek, yani siyasi bir dönüşüm sağlamazsak, siyasi bir çözüm bulmazsak, bugün DAEŞ'i yok edersiniz, yarın kim olacak? El-Nusra mı bunun yerini alacak? DAEŞ, El-Kaide'den doğdu. Başka bir terörist grup mu çıkacak? Çıkar. Çünkü terör örgütleri yönetilemeyen bir ülke, topraklar, terör örgütleri için bulunmaz fırsattır. Bundan daha iyi bir ortam bulamazlar. Biz de o yüzden diyoruz ki bu bataklığı kurutalım ki, yani sivrisineklerle tek tek uğraşmayalım, bataklığı kurutalım diyor. Peki karadan bir müdahale mi o zaman gündemde? Yani burada değişik öneriler var. İşte karadan müdahale olur mu? Bu eğitilip donatılacak insanlarla yapılabilir mi? Ondan sonra hava, kara ortak olur mu? Değişik görüşler var. Değişik ülkelerin değişik görüşleri var. Bizim de bu stratejiyle ilgili her zaman somut önerilerimiz var. Yine 2 Haziran'da Paris'te somut önerilerimizi söyleyeceğiz. Peki İngiltere ve Fransa, Türkiye bu konuda yakın duruyordu. Nasıl katkı verecekler? Bir de ben o şeyi de öğrenmek istiyorum. ABD, İngiltere ve Fransa destek vermezse Türkiye tek başına mücadele edecek. Yani Türkiye'nin tek başına mücadele etmesi söz konusu değildir. Burada bir koalisyon var. Bu koalisyon içinde madem bu koalisyonu oluşturuldu, birlikte hareket etmek lazım. Yani bir ülkenin tek başına burada ya da sadece Suudi Arabistan'ın veya sadece Ürdün'ün mücadele etmesini beklemek de gerçekçi bir yaklaşım değil. Burada bir ülke ya da iki ülkenin birlikte yapacağı bir iş de değil bu. Şimdi İngiltere ve Fransa'nın burada Suriye politikası ve DAEŞ ile ilgili politikalarda farklı görüşleri var. Tamamen bizimle aynı değil. İngiltere'nin tutumu ve politikaları yer yer değişiyor. Yer yer bizim çizgimize yaklaşıyor görüşmelerden sonra. Ama Fransa bizimle aynı çizgide, bizimle aynı düşünüyor. Fransa Suriye'yi, bölgeyi daha iyi biliyor, daha iyi görüyor, gerçekleri daha iyi görüyor. İşte o güvenli bölge, uçuşa yasak bölge dahil birçok önerilerimize tam destek vermişti Fransa. Ama şu anda DAEŞ'le mücadele konusunda da tüm bu ülkelerin bir konsensüs sağladığını, yani stratejiler bakımından bir konsensüs sağladığını söyleyemeyiz. Bazı ülkeler evet bu şunlar yapılmalı ama biz işte halkımıza da söz verdik, biz bunların içine girmeyiz. Öteki diyor ki işte şu yaparsa daha iyi olur. Ama zaten bugüne kadar terörle mücadelede başarısız olmamızın da sebebi bu. Sadece DAEŞ'le ilgili değil, Avrupa'da da öyle, dünyada da öyle. Teröre bakış, iyi terörist, kötü terörist, senin teröristin, benim teröristim, Müslüman olan, olmayan, laik olan, seküler olan, ondan sonra cihadist olan, ondan sonra o etnikten olan, bu etnikten olan, benim düşmanımla savaşan, dostumla savaşan. Maalesef teröre bakış hep böyle oldu. O yüzden de terör ve teröristler her zaman zemin kazanıyor. Peki efendim, tabii soru çok, zaman kısıtlı. Biraz tempolu gidersek çok sevineceğim. Benim tempomdan memnun değilim. Herkes çok hızlı konuştuğumu söyledi. Evet, sorunumuz çok onun için de söyledim. Şimdi Esad'ın tabii bir hava gücü var baktığımızda. Muhaliflerin ilerleyişine destek vermek için bir hava desteği sağlanacak. Esad güçleriyle karşılaşılması durumunda tablo ne olacak? Bir de bu konuyla ilgili bir risk analizi yapıldı mı? Şimdi bu eğitilip donatacak insanlar tabii ki DAEŞ'e karşı da mücadele edecek, Halep'i de koruyacak. Yani Halep'e kim saldırıyor? DAEŞ, El-Nusra ve de Esad rejiminin güçleri. Şu anda zaten arazideki ılımlı muhalefet üçüyle birlikte aynı anda farklı cephelerde mücadele ediyor. Dolayısıyla Halep'i siz korumayacaksınız, sadece DAEŞ'le mücadele edeceksiniz, o da olmaz. Öncelik belli bölgelerde DAEŞ'e verebilir ama amacımız ne? Suriye'de Suriye'ye istikrar getirmek, rejime baskı oluşturup siyasi çözüm için masaya oturtmak mı? Yoksa kozmetik bir şekilde işte DAEŞ'te biraz mücadele etsin, DAEŞ'i durdursun mu?
Bu yöntemlerle bir yere varamayız. Suriye'deki sorunu çözemeyiz. O yüzden arazideki güçler tabii ki hepsiyle mücadele edecek. Suriye'deki, Suriye'nin istikrarını bozan herkesle mücadele edecek. Zaten ediyor şu anda. Rejimin tabii ki havadan rejimin onlara yönelik hava saldırısında durdurulması, dengelenmesi lazım. Biraz önce havadan korunma sağlanması gerekir derken zaten bunu kastediyoruz. Anladım. Peki efendim, şimdi Suriye'deki IŞİD ilerleyişi sürüyor. Palmira kenti geçtiğimiz günlerde alındı. Eriha kentinin alındığını biliyoruz. Uzmanlara göre bu Esad'ın bir taktiği, bir stratejisi. Siz de az önce bazı ele geçirilen kentlerden bahsetmiştiniz. Irak'ta da ele geçirilen kentler var IŞİD tarafından. ABD Savunma Bakanı Carter, Irak'la güvenlik güçlerinin savunma iradesi göstermediğini söylüyor. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Şimdi Suriye'de rejim DAEŞ'le savaşıyor mu? Mücadele ediyor mu? Evet. Hayır. İşte ikisi zaten aynı çizgide. Sorun burada. Zaten DAEŞ'e başlangıçta en büyük desteği veren rejim. DAEŞ'in elindeki o ağır silahlar nereden geldi Suriye'den? Musul'da Musul askerinin çekilmesiyle geri bıraktığı silahlardan kastetmiyorum. Onlar Amerikan evet. yapımı silahlar. O zaman Irak'ın sözde ordusunun bıraktığı. Dolayısıyla rejimle zaten DAEŞ karşı karşıya gelmiyor, danışıklı dövüş yapıyorlar. Irak'ta ise sorun şu. Irak'ın bugün gerçek anlamda bir ordusu yok, güvenlik gücü yok. Bir günde, yarım günde hatta Musul'u terk eden 70-80 bin o Şii ordu neyse, Şii ağırlıklı ordu neyse, bugün maalesef belli yerleri korumaya, sözde koruyan askerler de ordu da budur. Caferi ile, Irak Dışişleri Bakanı Caferi ile Kuveyt'te görüştük. Kendisi de kabul ediyor. Yani ordu çekilmiş. Böyle bir talimat yok diyor. Başkomutan, başbakan. Bir talimat yok. Üst düzey komutanların da bir talimatı yok. Biz de zaten bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu yapılanmayla ordu Irak'ı koruyamaz. Irak topraklarını koruyamaz. DAEŞ'le mücadele edemez. Dolayısıyla ordunun yeniden yapılanması lazım. Ulusal muhafızların yeniden oluşturulması lazım. Musul'da olduğu gibi. Ve yerel halk kazanılması lazım. Siz yerel halkı dışlarsanız, Maliki öyle yaptı. Şu anda hala onlar kazanılmış değil. Yani o kasabalarda, o şehirlerde yaşayan insanların geri kazanabiliyor musunuz? DAEŞ'le mücadeleye katabilirseniz işte onlar kendi topraklarını savunurlar ve kaçmazlar. Ama belli bir sadece etnik ya da mezhepsel grubu savunmaya çalışan güçler zoru gördüğü zaman çekiliyorlar. Musul'da olduğu gibi, son işte birkaç tane kasabada olduğu gibi. Irak'ın sıkıntısı bu. Yani böyle güçlü bir ordusu yok ve gönüllü gruplar ve Şii milisler var. Bunlarla da bir yere varılmaz. Zaten bunlar yerel halka da zulmetmeye başladılar. Yani DAEŞ'e mücadele ederken mezhepçilik yapıyorlar. Bizim de karşı olduğumuz bu işte. Mezhepçiliğin ne kadar tehlikeli olduğunu vurgularken bunları kastediyoruz. Peki işi de artık bir kenara bırakalım. Hemen İran'a geçeyim. İran PKK ve İKİT'le bir İKDP ile düzeltiyorum bir çatışma içerisine girdi. Bu gelişmeyi nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi yani PKK'nın başka bir kolu da orada. Ve İran'da yıllardır mücadele ediyor terörle. Bazen duruluyor, sonra tekrar başlıyor. İşte terör böyle bir illet. Yani burada o bölücü terör örgütleriyle biz tabii ki terörün her türlüsüne karşıyız. İran'ın istikrarı ve toprak bütünlüğü de çok önemli komşumuz olarak. Her zaman İran'ın yanındayız biz. Yer yer işte böyle şu anda terör örgütleri Suriye'de de Irak'ta da yani amaçları bunların istikrar, güven değil. Oraların belli bir bölgesini ele geçirip yönetmeye çalışmak. Biz PYD'ye niye karşıyız? Çünkü PYD, DAEŞ'te özgürlük için savaşmıyor ki. Suriye'nin toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü için savaşmıyor. Sadece belli bir bölgeyi işgal etmek için DAEŞ'te mücadele ediyor. Ama Irak'ın geneli için, barış için mücadele etmiyor. Dolayısıyla terör örgütlerinin, işte PKK'nın da amacı bu. Irak'ta da biliyorsunuz belli yere saldırdılar. Aynı şekilde PYD ile zaten birlikte hareket ediyorlar. İran'da da böyle bir çatışma oldu. Yani biz terörün her türlüsüne karşıyız, İran'dakine de karşıyız. Peki Mısır'a geçelim. Mursi'nin idam cezasına çarptırılması ve Haziran başında yanılmıyorsam bu konuda ilgili bir net bir karar verecek. Türkiye nasıl bir girişim içerisinde özellikle bu konuda? Suudi Arabistan'la bu konuda bu çerçevede bir görüşmeniz var mı? Ne yapıyor Tabii, şu anda? Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'yla da görüştük.
Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce Riyad ziyaretinde de söyledi. Yani bugün Mursi'nin ve diğerlerinin idam cezasına çarptırılması, aynı şekilde bu kadar siyasi mahkumun olması, bu kadar ılımlı muhalefeti, yani muhalif olan herkesi yerin altına itilmesi ki, yerin altına iterseniz insanları marjinalleşir. Bugüne kadar İhvan, Müslüman kardeşler hiçbir zaman şiddeti savunmamıştır, silahı kullanmamıştır. Ama onları zorla yerin altına itiyorlar. Bizim de endişemiz bu. Biz tabii bu konuda Avrupa Birliği nezdinde girişim yaptık. Sayın Volkan Bozkır'la ortaklık konseyi toplantısı için gittiğimiz zaman yaptık. Avrupa Konseyi nezdinde yaptık. Diğer ikili ülkeler nezdinde yaptık. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığımız ikili görüşmelerde bunları gündeme getirdik. Yani bunların Mısır'a bir faydası yok. Mısır'ı daha da istikrarsızlaştırır. Mısır'ı felakete götürür. Bizim zaten bugünkü itiraz ettiğimiz nokta bu. Bu rejim Mısır'ı felakete götürüyor. Biz güçlü bir Mısır istiyoruz. İstikrarlı bir Mısır istiyoruz. Ekonomisi güçlü olsun istiyoruz. Askeri güçlü olsun diyoruz. Arap dünyası için, Müslüman dünya, İslam dünyası için, Filistin için, bizler için, Akdeniz için, Afrika için, Orta Doğu için güçlü bir Mısır'a ihtiyacımız var. Peki bugünkü Mısır güçlü mü? Bir gün dışarıdan yardımı kesseler çökecek bir Mısır var. Bir gün dışarıdan destek olmasa kaosa gidecek bir Mısır var. Peki böyle bir Mısır'ın Filistin'e bir faydası var mı şu anda? Yok. İslam dünyasına faydası var mı? Yok. Bizim de itiraz ettiğimiz nokta bu. Yani bu rejime, askeri bir rejim zaten Mısır'ı, darbe, Mısır'ı daha iyiye götüremez. Daha kötüye götürür. Biz de buna itiraz ediyoruz. Anladım. O bölgeyle ilgili bir de son iki hafta, üç hafta önce bir olay yaşanmıştı. Tunabir gemisinde Tobruk askerleri tarafından saldırı yapılmıştı. Ben de yanlış anlamsamıyorsam Kuveyt'te Tobruk Dışişleri Bakanı'yla bir görüşme yaptınız. Yaptım. Ne görüştünüz orada? Kendisi zaten görüşmeye başlamadan önce özür diledi. Ama bu Türkiye'ye yönelik bir şey değil diyor. Bayrak, başka üçüncü bir ülkenin bayrağı vardı diyor. Doğru, geminin bayrağı o. Daha önce işte Yunan gemisine de saldırmışlar. Ben de dedim ki bayrağın kime ait olup olmadığı önemli değil. Sivil bir gemiye hiç uyarı yapılmadan, karadan ve havadan tarama yapılması, saldırılması barbarca bir yaklaşım. Medeni bir ülkenin yapacağı bir iş değil dedik. Zaten Libya'daki şu andaki sorun da bu. Libya'da iki tane meclis var, iki tane şey var, yönetim var. Bir de Haftar var. Her yeri yakıp şey yapan, dışarıdan da destek alıyor. Ondan sonra işte Mısır'dan destek alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alıyor. Ve havaalanlarına, sivillere saldırıyorlar. Biz iki tarafa da çağrıda yapıyoruz. Çağrıda bulunuyoruz. Aynı mesajı veriyoruz. Emrullah İşler Bey, bizim bu konudaki Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin özel temsilcisi. Mesajları götürüyor, veriyor. Onlar bize geliyor. İşte Kuveyt'te de aynı şeyi verdik mesajı. Yani burada bir yönetim boşluğu olduğu için ticari mal taşıyan gemilere bile saldırıyorsunuz siz. Bu neyin göstergesi? Oradaki kaosun göstergesi. Kendisi özür diledi, Türkiye'ye yönelik değil dedi, yanlış anlamayın dedi. Yapıcı bir görüşme yaptık ve mesajlarımızı verdik. Yani bizim tutumumuz budur. Birleşmiş Milletler'in çabalarını destekliyoruz, kararlarını destekliyoruz. Sayın Özel Temsilci Leon'un çabalarını ve tüm çalışmalarını destekliyoruz. Türkiye hiçbiriniz arasında ayrım yapmaz. Hepiniz kardeşimizsiniz. Ama yeter ki lütfen bir araya gelin. Aynı çatı altında tartışacaksanız da orada tartışın. Şimdi iki kamp ayrılıp da savaşacağınıza biz her zaman sizin yanınızdayız diye gerekli mesajları Dışişleri Bakanlığı'na da, Tobruk Dışişleri Bakanlığı'na da vermiş olduk. Peki biraz daha uzağa gidelim, Myanmar'a gidelim. Özellikle Türkiye geçmişte ciddi yardımlarda bulunmuştu ama ciddi trajediler de yaşanıyor. Evet. Bugün de 727 Myanmarlı göçmen bulundu. Bu Müslümanlara yönelik bir kabul etme, bunların bir bölümünü kabul etme gibi bir pozisyonumuz var mı? Ya da bunlarla ilgili, olarak, evet, bir de bunlarla ilgili ne gibi bir çalışma yapılacak? Şimdi maalesef Myanmar'daki Arakan'daki Müslümanlar zor durumda. Çünkü orada bunlara yönelik bir ayrımcılık var. Düşünebiliyor musunuz? Nüfus sayımında bunları hariç tuttular, bu Müslümanları. Yani bu insanlık dışı bir şey. Biz Myanmar nezdinde sürekli temaslarımızı sürdürüyoruz. Yine Arakan'daki Rohingya Müslümanlarına her türlü yardımları yapıyoruz. Bugüne kadar 5 milyon doları geçti.
Ve sürekli orada ekiplerimiz var. Biliyorsunuz kamplar kuruyoruz, ondan sonra camiler yapıyoruz, diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz, evlerini yapıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bir de ülkeyi bugüne kadar terk etmek durumunda kalan insanlar var, onlara da yardım ediyoruz. Mesela şimdi AFAD, Aceh'de, Rohingya Müslümanlarına destek olmak için. Bu olay başladığı zaman, yani bu Andaman denizindeki bu balıkçı teknelerindeki Müslüman Rohingya ve bazıları işlerinde Bangladeşli de var az da olsa, o sorun ortaya çıktığı zaman biz hemen harekete geçtik. Ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Guterres'le telefonda görüştüm. Aynı şekilde Uluslararası Göç Örgütü'yle temasa geçtik. Ve Endonezya ve Malezya Dışişleri Bakanları'yla görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımızın yine Malezya ve Endonezya'ya telefonları oldu. Ve oradaki yöneticilerle, başbakanla ve cumhurbaşkanıyla görüştü. Ve sonuçta üçlü bir toplantı yaptılar. Myanmar Dışişleri Bakanı gelmedi o toplantıya. Kuala Lumpur'daydı. Biz de sürekli takip ediyoruz. Hatta ben de katılmak istedim o toplantıya. Onlar dediler ki bu sorunun doğrudan muhatabı olan bakanlar olarak biz toplanalım. Sonra şeyleri paylaşırız, toplantı sonuçlarını. Ve biz Endonezya ve Malezya'ya şunu söyledik. Lütfen bu insanları ortada bırakmayın. Alın ve biz size her türlü desteği vereceğiz. Ama biz bu arada gemi de gönderdik. Biliyorsunuz Ertuğrul Fırkateyn'in battığı yerde törenler için bir fırkateynimiz yolda. Yollarda, limanlarda da durarak gidiyor. Baktık o 7-8 saat uzaklıkta. O bölgedeki ticari gemilerle temasa geçtik. Onları gönderelim dedik. Bu arada toplantıdan sonra ya da o toplantıda Endonezya ile Malezya biz bunları alacağız kararı verdiler. Biz de kendilerine teşekkür ettik. Daha sonra Seul'da MİKTA toplantısı sırasında da bunu gündeme getirdik. Ve şimdi Kuveyt'teki yaptığımız toplantılardan sonra da biz hem Malezya'ya hem de Endonezya'ya bu kampların, merkezlerin kurulması konusunda, her türlü altyapının oluşturulması konusunda yardımcı olacağız. Maddi manevi zaten büyük bir tecrübemiz var. Türkiye'de kurduğumuz kamplar, Irak'ta kurduğumuz kamplar, Afrika'da kurduğumuz kamplar, daha önce kurduğumuz kamplar. Ciddi AFAD'ımızın, Kızılay'ımızın ciddi bir tecrübesi var. Bir de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne ve Uluslararası Göç Örgütü'ne de 1 milyon dolar verdik bu insanlara insani yardımlar götürsün diye. Sürekli takipteyiz ve o insanları biz de alabiliriz. Zaten eğer Endonezya ve Malezya böyle karar vermeseydi biz o gemileri gönderip onları biz alacaktık, oradaki ticari gemileri. Anladım. Peki Kıbrıs'a geçelim. Kıbrıs'ta iki lider beş adına oluşan güven yaratıcı bazı adımlar attılar. Bu adımlar nasıl değerlendiriyorsunuz? Çözüme katkı sağlar mı? Bunlar adı başında güven arttırıcı adım. Güven arttırıcı adımlar pozitif ortam yaratılması için iyidir. Ama esas ciddi konular var. O ciddi konuların da müzakere edilmesi lazım. Şubat 2014 ortak açıklaması çerçevesinde, liderlerin ortak açıklaması çerçevesinde konuların müzakere edilmesi lazım. Ama bu tür adımlar her zaman destekler. Yani ortamın yumuşaması bakımından, güvenin artması bakımından iyidir. Bu konuları biz zaten Sayın Akıncı ile hem Ankara'da istişare ettik hem de 2 gün önce, 3 gün önce KKTC ziyaretimde Kuveyt'e gitmeden önce orada da istişare ettik. Bunlar olabilecek şeyler. Şimdi düşünün, iki ülke arasında telefon roaming yok. O diğer tarafa geçiyorsunuz, birbirinizi arayamıyorsunuz. Dünyanın her yerini arıyorsunuz. Elektrik hatlarının bağlanması iki tarafın da yararınadır. Yani ortada bunlar aslında şunu gösteriyor. Çözüm olduğu zaman o kadar fırsatlar var ki işbirliği için, şu andaki sorunların aşılması için. Peki yıl sonuna kadar bir çözümle ilgili bir gelişme bekliyor musunuz? Çok net söylüyorum. KKTC'deki ve bizdeki kararlılık, paralılığın hatta yarısı bile Rum tarafında olursa, güneyde olursa, Yunanistan'da desteklerse çözüm olur. Peki. Çok net konuşuyorum. Peki. 7 Haziran biz çok istiyoruz. 7 Haziran seçimlerine dönelim. Süremiz de az kaldı ama ilk önce yurt dışındaki oylarla başlayalım. Oy verme işlemleri bu ay sonunda sona eriyor. Geçen seçimlere çok düşük bir katılım vardı. Şu anki tablo ne? Geçen seçimler ilk seçimlerdi. Yani vatandaşlarımızın oy kullandığı ilk seçimdi.
Randevu sistemi vardı. Birçok kişi bilmiyordu. Yaz tatiliydi. Düşük oldu. Yaklaşık 18 nokta küsur. 19 bile olmamıştı tam. Şimdi iyi gidiyor. Şu ana kadar %25'i geçtik. Yani her 4 vatandaşımızdan kayıtlı bir tanesi oyunu kullandı. Bu, bazı ülkelerde bugün başladı. Hollanda'da mesela. Ben Amsterdam'daydım. Bazı çalışmalar yaptık. Başkonsoloslarımızla seçim öncesi hazırlıkları birlikte değerlendirdik. Ben sürekli dolaşıyorum. Sorun yaşanmasın diye başkonsoloslarımız, büyükelçilerimizle toplantılar yapıyoruz. Almanya'da da yaptık daha önce. Fransa'da yaptık. İngiltere'de yaptık. Yarın İngiltere'de başlayacak örneğin. Ve bugün Kanada'da başladı. Yani birçok ülke, bazı ülkelerde başlamamasına rağmen %25'i geçti. Hem sınırda kullanılan oylar hem de değişik ülkelerde kullanılan oylar. Öyle görülüyor ki 1 milyona yaklaşacağız. Şu anda 750 bini geçti rakam. 1 milyona yaklaşacağız. 2,5 milyondan fazla, biraz fazla biliyorsunuz seçmen var kayıtlı. Yani %35 ile 40 arası görünüyor. Öngörümüz bu. İnşallah son o birkaç günde tabii millet, biz hep Türkiye'de de öyleyiz. Son dakikacıyız böyle. Son güne, son evet. Saatlere bırakırız. Ama orada Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bir karar var. Akşam diyelim 19'da kapanacak. Sırada kaç kişi varsa onlar kayıt altına alıyor. Hepsi oyunu kullanıyor. Herhalde son günler biraz uzun uzun olacak gibi geliyor. %40'ı inşallah buluruz. Ben umut ediyorum %40 olsun. Bu önemli bir hak. Vatandaşlarımız da bunu öğrendikçe, farkına vardıkça oy kullanmaya başlıyor. Ve Türkiye'de, Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımız. Çok önemli bir haktır. Peki ben... İyi kullanmalarını, son 3 günü de iyi değerlendirmelerini özellikle kendilerinden rica ediyorum. Süren bitti ama şunu da sormadan geçemeyeceğim. 3. döneminiz, aday olamadığınız siyasete şimdilik veda ediyorsunuz. Bir planınız var mı bundan sonra seçim? Şimdi siyasete bir girince siyasetten çıkmak ya da veda etmek sizin elinizde değil. Biz liderlerimizle, Sayın Cumhurbaşkanımızla yola çıktık 2001'de AK Parti kurucu üyesi olarak. O gündür bugündür partimizde ve meclisimizde ve hükümetimizde verilen görevleri en iyi şekilde elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Aynı şekilde seçim bölgem Antalya ve tüm Türkiye'de özellikle hizmet etmeye çalıştım. Siyasetin tek yeri mecliste değil. Ben zaten 14 sene içinde belki toplam 6 ay bile meclise gidemedim maalesef. Yurt dışı görevlerinden dolayı, daha önce parlamenter diplomasi içinde olduğumuz için. Dolayısıyla tabii mecliste olmak da milleti temsil etmek de bir onur ama tek yeri orası değildir. Bundan sonraki süreçte de bize herhangi bir görev verilirse, ne görev verilirse verilsin, biz onu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışırız. Elbette her insanın kendi kafasında hayalleri vardır, planları vardır. Ama siyasete bir kere girince tek başınıza program yapmanız ya da tek başınıza hayal kurmanız bile öyle mümkün değil maalesef. Peki. Hayırlısı olur inşallah. Peki Sayın Bakan, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yayın konuğumuzdu. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.